اسماعيل ومن سُنَر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذن دوام إن شاء الله يوم عدم الموضوع Bir ilmin mevduunun birden fazla olamaması, olmaması, ala intifa idalike takdir, bu takdirin nef'yedilmesine binaen. Bu takdir dediğimiz, takdir rucu'il mahmulati ilel idafetil mahsusati, yani bir ilimdeki mesailin mahmulleri, idafeti mahsusaya raci olmaması takdirine binaen, o bir ilmin mevduunun birden fazla olamaması niyedir? Bir önceki derste eğer bir ilimdeki mesailin mahmilleri müdafeti mahsusaya yani nispete raci olacak olursa o zaman o ilmin mevduu birden fazla olabilir demiştik. Buna misal olarak da usul ilmini vermiştik ve mevduunun hem edille hem ahkam olduğunu edille ve ahkam arasında dafeti mahsusa o nispet olduğundan dolayı bunun yani usul ilminin mevduunun birden fazla olmasının gayiz olduğunu ifade etmiştik. Şimdi bugünkü derste de neden eğer bir ilimdeki mahmul, mesailin mahmulleri dafeti mahsusaya raci olmazsa o ilmin mevduu birden fazla olamıyorun gerekçesini anlatacağız. Konu öyle başladı zaten. Ne diyoruz? Ve ma'ade mutaaddidil mevdu Mevdu'un. Yani bir ilmin mevdu'unun konusunun taaddüdü birden fazla olamaması neye binaen? Ala intifa idalike takdir. O ilimdeki mesailin, mahmullerinin idafeti mahsusaya rücu etmemesi, raci olmaması takdirine göre Mevduun birden fazla olamaması niyedir? Üç tane sebep sayacak. Çünkü olacak olsa şu üç şeyden birisiyle olur ki o üç şeyden hiçbiri makbul şey değil. Batıl ve geçersizdir. Ondan dolayı olamaz diyecek. فَلَنَّهُ <laughs> لَوْ Çünkü bir ilmin mevduu birden fazla olacak olsa aleyhi bu takdire binaen yani o ilmin mesailinin mahmullerinin idafeti mahsusaya raci olmamasına binaen yine de ilmin mevduu birden fazladır denilecek olursa yetaddedu bila iştirakiha fi cami'in ev iştirakiha fi cami'in zatiyin ev aradiyin feyman addede bu durumda o ilmin mevzu ya birden fazla olur. Nasıl? Bila iştiraki ha. O ilim mevduları müşterek olmaksızın. Yani bir idafeti mahsusa da iştiraki söz konusu olmaksızın. Birden fazla mevdu, mevdu olacak. Veyahut da yani fi cami'in dediği bir camide müşterek olmayacaklar. Mesela usul ilminde Usul ilminin mevduğu edille ve ahkamdır ama bir camiide müşterek. Neydi o? İzafeti mahsusa nişbet. Şimdi o olmadan yine de bir ilmin mevduğu birden fazladır diye derseniz o zaman şöyle diyeceksiniz. Bir, ya bir camiide müşterek olmaksızın o mevdular ilmin mevduğu birden fazladır. Öbiştirâkehâ bir camiin dâtiyyin ya da dâti olan bir camiide mevduların müşterek olmasıyla ilmin mevduğu birden fazladır diyeceksiniz. Ev aradiyin veyahut da gami'i aradide o mevduların müşterek olmasıyla o ilmin mevduğu birden fazladır diyeceksiniz. Yani üç şeyden birini söylersiniz. Ya bir cami'ide iştirakleri yok veyahut da zati bir cami'ide iştirakleri var. Yani mevduların birden fazla olan mevduların veyahut da Aradi olan bir camiide iştirakleri iştirakları var. O mevduların diyeceksiniz. Bundan başka diyecek bir şey de yok. Ancak el evvelu, ve kedes sani ve salisu diyecek. El evvelu batulun. bu birincisi yani hiçbir camiyede müşterek olmadan mevdular o ilmin mevduunun birden fazla olması batıldır. Nedenini söyleyeceğiz. İki, Gâti bir camide iştirakleri olsa yine batıldır. Arazi bir camide iştirakleri olsa yine o ilmin mevduunun birden fazla olması batıldır. Şimdi elevelü batılümil icma'in. Birincisi, yani hiçbir camide bir ilmin birden fazla olan mevduları ne olmuyor? Müşterek olmuyorsa öyle bir ilmin mevduu birden fazla olamaz. Batıl böyle bir şey olamaz bu. Hem de icma ile batıl. Neden diyor İcmiri icma ile batıl? Lâdemi tenasubi tam beynel mesaili? Çünkü o ilimdeki mesail yani bir ilim düşünün. O ilmin birden fazla mevduğu var ve o mevduların bir camiide iştiraki söz konusu değil. Mesela usulde de usul ilminin birden fazla mevduğu var. edillahkam Ama o bir camiide nedir? Müşterek. Nedir o cami? Edille ahkam arasında ki nisbet izafeti mahsusa dediğimiz şey. Şimdi öyle bir şey olmadan yani bir ilmin birden fazla mevduğu var ama bu birden fazla olan mevdu nerede cem olmuyor? Hiçbir de müşterek olmuyor. Böyle bir iştirak da yok. Böyle bir şey olamaz. Neden? Ya hadi tenasubi tam beyne'l mesail. Çünkü o ilmin meşeller arasında tam bir uyum söz konusu değil. Tam bir uyum derken bir kullu minel mincüz ey ha. Yani o ilimdeki mesailin iki cüzü olan her bir meselenin iki cüzü var. Mevdu mahmul. Onlardan her biri arasında tam bir uyum söz konusu değil. Şimdi siz bir ilimdeki bir meseleyi al. Mevdu var, mahmul var. Bir mesele daha al. Mevdu var, mahmul var. Tüm meseleler böyle bunları al. Bu ilimdeki o mesailin mevdu ve mahmulleri arasında yani her mevdu aynı aralarında münasebet olması lazım. Tam meseledeki veyahut da bir sonraki iki mesele, üç mesele, dört mesele, beş mesele bunların hepsinin mevduları arasında tam bir uyum olmalı. Aynı şekilde mahmulleri arasında da tam bir uyum olmalı. Zaten bu uyumu sağlayan ne idi? Nizafeti mahsusa idi. Ama biz ne diyoruz? Böyle bir iştirak yok. Mevduların idafeti mahsusa diye iştiraki yok. Hiçbir camiyede iştiraki yoksa o ilmin mevduğunun birden fazla olması mümkün değil. Çünkü mesail arasında ne olamaz? Tenaşübü tam olamaz. Ama beyne ha. Şimdi öyle bir ilim düşünün. Bu ilimde ne yok? Bir camiyede iştirak yok. Hiçbir camiyede iştirak yok. Ama mevduğu birden fazla diyorsunuz. E böyle olursa ne olur? Şimdi mesaili arasında tam bir münasebet olmaz. Dolayısıyla tabi bir küllü min cüz eyha o meşelenin iki cüzünden her bir cüz arasında. İki cüz dediği mevdu mahmul bir meşelenin. Her bir cüz derken bir sonraki meşeleyi bir başka meşeleyi al orada da mevdu mahmul. Bir önceki meşelenin mevdu mahmulü ile bir sonraki meşelenin mevdu ve mahmulü arasında ne olmaz? Tam bir uyum olmaz. Mevdularda ve mahmullerde tam bir uyum olmaz. Ama beyne mahmulatiha mahmulleri arasında o mesailin uyum olmaması fel intifa'il izafetil mahsusati alel farz. Biz çünkü ne üzere takdir ettik meşeleyi? Ala intifa'i zalke takdir dedik. Yani takdir rucu'il mahmulat ile izafetil mahsusati dedik. Dolayısıyla bu takdire göre izafetil mahsusa nefedildiğinden yedildiğinden mahmullerin bir camide cem olmaları söz konusu değildir. Ve ma beyne mevduatihâ o ilmin o ilmin dediğimiz hangi ilim? Bila iştirake <laughs> hafi camiin. Mevduları bir camide müşterek değil. Böyle bir ilmin mevduları arasında tam bir uyum olmaması niyedir? Felintifai <laughs> cami imma. Herhangi bir cami yok aralarında da mevzuların ondan asla. Ala ma huvel Yine takdir öyle yapıldı ya. Yenel fardu fi taaddudiha. Çünkü biz meseleyi nasıl takdir ediyoruz bugünkü dersin ilk meseleşini? Diyoruz ki mevdular birden fazla ama bila iştirakin fi cami'in. Herhangi bir camide iştirakleri yok. Herhangi bir camide iştirak yok ise mevdular arasında yani o ilmin mesailinin mevduları arasında bir tenasüp münasebet tam bir münasebet olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. İşte ondan dolayı eğer o ilmin meşailinin mahmulleri dafeti mahsusaya rücu etmiyorsa o zaman o ilmin mevduları, mevduu birden fazla olamaz. Bu birinci. Ve kete tani ve talisun. İkinci ve üçüncü de böyle. Yani ikinci dediği, dati bir camiyede mevdular müşterek olsa yine bu ilmin mevduu birden fazla olamaz. Ve talisi dediği, e, dati değil de aradı bir cami'de o ilmin mevduları iştirak edecek olsa yine olamaz. Yani mevdu birden fazla olamaz. Andel muhakkikin. Şimdi bunlar niye olamazı tek tek bize anlatacak. Emmet tani. İkincisi gelince? İkincisi neydi? Gati bir camiada müşterek olmalarıyla. Yani bir ilmin mevduları dati bir müşterekte ne olsalar, dati bir camiada müşterek olsalar yine o ilmin mevduu birden fazla olamaz. Neden? Onu da anlatacak şimdi. Aslında orası anlatmadan yani Metin bunu anlatmadan Molla Hüsrev İzmir'den kısa bir ibare okuyarak bu konuya bir açıklık getirelim. Ondan sonra oradan o konuyu götürmeye çalışalım. Kayıt ne? Kavlu izleştereket fi cami'in zatiyyin. Zati bir cami'de mevdular müşterek. Zati cami' de demek, zati ifadesi cins cami'dir veyahut da nev'u cami'dir. Zati cami bunlara denir. Yani cins cami olursa dati cami'dir. Nev'u cami, nev cami olursa o da dati cami'dir. Yani zatinin altında cins ve nev'u var. Şimdi diyor ki İzmir'i, İ'lem iştirake fi cami'in zati bir cami'de iştirak, müşterek olma mevduların. Amu minel iştiraki fil cins. Dedik ya cins nev'u cinste müşterek olmayı kapsar. Nasıl bir entekune tilkel umurul tu, enva'an mündericeten tahte cinsin. Yani birkaç tane birden fazla ne var? Nev'iler var. Onlar bir cins altında buluşuyorlar. Nitekim biraz sonra misal olarak e, hendese yani geometri ilminin mevduu nedir? Mevduu miktarı mutlaktır diyeceğiz biz. Ama öyle demiyorlar. Ne diyorlar? Mevduu hat, satı cismi talimidir diyecek. Bunu orada anlatacağım inşallah. İşte onlar nev'ilerdir. Bu nev'iler bir cins altında toplanmıştır. O da miktarı müşterektir. Nasıl bir entekune tilkel umurul müteaddidetü enva'in mündericeten tahte cinsin. Kema zekerehu an i̇bn Sina. Nitekim biz biraz sonra metinde i̇bn Sina'dan anlatacağız bunu. Ve fil iştirakifin nev'i bir de dâti e, cami nev'de iştirak ile olur. Nasıl? Ben tilkel umur asmafen Bu nev'iler bir sınıf olur. Münder içten tahte nev'in keştirakil ruh. Şöyle diyelim onu. Ve fil iştiraki nev'i. Bunu mantıktan mişal veriyor. Buradan mişal vermeyecek onu. Ve tilkel umur. Bu işlerin olması birden fazla şeylerin. Asnafen sınıflar. Mündericeten sokulmuş. Tahte nev'in bir nev'in altına. Mesela diyor, Peşterake Rumi ve Habeşi ve Hindi. Rumlular, Habeşliler, Hintlilerin müşterek olması. Nerede? Fil insan. İnsan nedir? Hayvan cins, insan nev'idir. İşte o nev' altında buluşmalar gibi böyle bir iştirak söz konusu olabilir. Şimdi bunu dedikten sonra biz tekrar emmesani diyerek konumuza dönelim. Yani fi cami'in biştirakiha mevduların müşterek olması fi cami'in zatiyyin. Zati bir camiyede bir ilmin mevdularının müşterek olmasıyla olacak dedik. E peki zati cami derken neyi kastediyor? Ona giriyor. Ömmet tani bu ikincisi de batıldır. Neden? Felennel umurel mutaddidete. Çünkü birden fazla olan işler. Mesela hendese ilmine göre onun mevduğu nedir diyoruz? Miktarı mutlaktır diyoruz. Ancak hendesi ilminin mevduğu nedir diye sorulduğu zaman da cinsi e, miktarı mutlak denilmiyor da ne deniliyor ya? Hat, satı ve düşme talimi diyorlar. Daha önce bu konu geçti. Hat, cüz'üllezi la yetecezza dediğimiz bir cüz'ü koy şuraya. Onun yanına yine bir cüz'üllezi la yetecezza daha koy. Bu nedir? Hat. Çizgidir bu. Onun hemen aşağısına yandan iki tane daha bitiştir. İllillezillaye daha. Bu nedir? Satı. Satı yani yüzey. Satı yüzey demektir. Yüzey oluştu. Ne demek yüzey oluştu? Bunu ortadan ekmek gibi kesemezsin ha. Çünkü her biri bunların illillezillaye daha. Bir yüzey oluşturdu ama ne yok burada? Böyle ortadan bölünme söz konusu değil. Böyle yandan buradan Böl, üstten, yandan böl ama ortadan bölemezsin. Ortadan bölebilmek için ne lazım? Bu dört tane cüz'üllezi la daha üzerine dört tane daha cüz'üllezi la daha koy, bu cismi talimi olur. Bunun geometride ismi küptür. Buna küp derler geometride. Yani bunu ortadan bölebilirsin ekmek gibi. İşte geometri ilminin mevduu nedir diye sorulduğu zaman hat satış cismi talimi derler. Filenel umurel mütedidete. İşte bu umuru müteaddide. Yani hat, satı, cismi talimi. Göştereket fi cami'in zati gin. Zati bir camiinde müşterek olduğu zaman. Ki o zati cami birazdan söyleyeceğiz. Nedir o? El miktarul mutlak. Mutlak miktardır geometrinin. Asıl mevdu odur. Orada cem olduğu zaman. Kanel mevdu'u fil hakikati. Zalikel cami'a. Gerçekten mevdu o üç şey değil cins yani hat satı hiç talimi değil ya miktarı mutlak olur. Tek şey olur gene. Mevdu birden fazla olmadı. Yani zati bir camiada mevdular müşterek olduğu zaman o, konu, o, ilmin mevdu birden fazla olabilir diyemezsiniz. Siz bunu neye bina diyorsunuz? Cins olan miktarı mutlakın, geometrinin neşidir o mevduudur, tektir hem de cinstir. Ama onun altında neler var? Üç tane növ var. Nedir onlar? Hat satı cismi talimi. Bak üç tane oldu diyorsunuz. Hayır. Onlar cinsin tahtındaki nev'ilerdir. Orada gerçekte geometri ilminin o miktarı mutlaktır. Dolayısıyla hat satı cismi talimi o miktarı mutlakın altındaki nev'ilerdir. Onlar ne değil? Onlara direkt olarak siz e, geometri ilminin mevduudur demiyorsunuz. Böyle denilse bile bunun denilmesinin başka bir gayesi var, başka bir maksada matuftur bu. Onu da biraz sonra anlatacağız inşallah. Dolayısıyla, فَاَمَّتْ تَعْنِي şine gelince, Yani zati i cami'de bir ilmin mevduularının müşterek olmasıyla, o ilmin mevdu birden fazla olabilir diyorlar. Hayır bu batıldır. Neden? فَلَنَّ الْاُمُورَ الْمُتَعَدِّدَةَ Ve buna misal olarak da neyi getiriyorlar? Misal olarak da hendese geometri ilmini getiriyorlar. Bak diyorlar geometri ilminin mevdu o nedir? Hat, satı mi talimidir ve bunlar da nerede cam? bunları cami nedir? Bunları cami de datidir yani cinstir diyorlar. Buna cevap olarak mı Teala ne diyor? Yahu orada zati cami dediğinizin bizzat kendisi yani o miktarı mutlak bizzat odur ilmin mevdu. da tek şeydir. Burada birden fazla mevdu yok. Onun için diyor ki batıl oluşu şundandır. فَلَيَنَّ umur الْمُتَعَدِّدَةَ Hat satı cismi talimi, umuru müteaddide birden fazla olan işler. لَشْتَرَكَتْ فِي جَامِعٍ ذَاتِيِّنْ Zati bir cami'de müşterek oldukları zaman Lati camia dediğine miktarı mutlak. Kanel mevdu' fil hakikati dalikel camia. Gerçekte o ilmin mevdu'u o camiin bizzat kendisi olur. Yani miktarı mutlaktır. Hendeşe ilminin mevdu ve tektir. Dolayısıyla burada üç tane mevdu var diyemezsiniz. Yani hat, satı, cismi, talimi mevdudur her biri diyemezsiniz. Kama İbn-i Nitekim i̇bn Şina diyor. Hiç şifa, şifa isimli eserinde. Ne diyor? Enne teşkilati. Şekillenmiş şeyler. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen söyleyecek zaten. El mevkut anha. Evet. Hendese. Geometri ilminde. O şekillenmiş şeyler nedir? Mevkutsun anhadır. Yani o ilmin meşailinde mahmul vakı olanlardır. Mesela bir üçgen bu nedir dediğiniz zaman da. Hadihi mutellesun. Bu müsellestir. Yani hadi şekli müsellesun. Bu şekil müsellestir dersiniz. Dolayısıyla müselles üçgen demektir. Ve mahmul vakı olur bu teşki, teşkilat dediği şeyler, şekillenmiş şeyler. Diyor ki enne teşkilati el mebkuta anha fil hendeşeti geometri ilminde mebkutsun anha olan yani mesailde mahmul vakı olan teşkilat, şekiller nedir o şekiller? Ne üçgen, ve terbi dörtgen ve tahmis beşgen ve tesdis altıgen ve nahvizali. İşte bu teşkilat, şekillenmiş şeyler, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Lema kânet umuran tahyiliyeten. Şimdi bunlar hayale dayalı işler olunca, lemmanın cevabı ta ileride gelecek. Ekamu enva'u mevdu'il hendeşeti diyecek. Bu geometri ilminin mevduunun nev'ileri olan hat, satı, cismi talimi ikame ettiler. Mukame mevduiha hendeşe ilminin yani geometri ilminin mevdu yerine koydular. Ve kalu ve dediler ki mevduuha hendeşe geometri ilminin mevduu el hattu ve sathu ve vel cismi talimi yut dediler. Bunu niye söylediler? teshilen kolaylık sağlamak için diyecek ileride lemdir istidlal delil getirme işine kolaylık sağlamak için. Şimdi lemma'nın cevabı orada gelecek ama arada tabii birçok şey söyleyecek. Şimdi biz o söylenecek olan şeyleri de söyleyelim. Lemmayı cevabıyla beraber okuduk. Ne diyoruz? Lemma kanet bu teşkilat dediğimiz şekillenmiş şeyler üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen daire ilahirihi, ee, dikdörtgen, kare, ne dersen de hep şu içerisinde nehrvihanın. Ramakanet <laughs> umuran takgiliyeten, hayale dayalı işler olunca, yani hayalle ilgili işler olunca, şunu bir kenara al diyor. Lemanın cevabı ileride gelecek. Ne diyor? Bu üçgen tüm şekiller geometrideki bunlar nedir? Tahyili işlerdir. Tamam bunu kenarda tut. Vel miktarul mutlaku. Mutlak miktar ki bu üç şeyi içerisine alıyor. Hat, satıh, cismi talimiyi. Mutlak miktar. Ellezi o mutlak miktar ki huve mevdu'ul hendeşeti. Bak geometrinin mevdu'u aslında ne? Miktarı mutlak. O senin bahsettiğin hat, Satı, cismi talimi onun nev'ileridir. O cinsin nev'ileridir. Miktar mutlak cinstir ve nedir? Hendeşenin mevduğudur. Diyor ki el-neci mevdu'ul hendeşe. Huve mevdu'ul hendeşe. Hendeşenin olan miktar mutlak nedir miktar mutlak? Manen cinsi gün. Cinsi bir manadır. Evet cinstir. Üç şey var altında. Hat satı cismi talim. Bayidun anil hayali hayalden uzaktır. Şimdi bu miktarı mutlak, hangi miktarı mutlak? Hemdeşe ilminin mevdu olan ve hayalden uzak cinsi mana olan miktarı mutlak var. Ya miktar mutlak bu. Bunu özellikle niye söyledi? Yani dedi ki, hayalden uzak olan manayı cinsidir dedi. Mana cinsidir, doğru. Cins bir manadır. Doğru, çünkü ne var altında? Hat, satık cismi talimi var. Ama bayidun anil hayali dedi bir de. Hayalden uzaktır dedi. Miktarı mutlak. Ha. O cins mana, bir mana ne kadar çok şey içerisine alırsa, onun idraki hayal ile değil, akıl ile olur. Dolayısıyla miktarı mutlak dediğimiz o cins mana, akıl ile idrak edilen manadır. Şimdi burada hayali derken biliyorsunuz bir e, hissi zahir var, bir de hissi batın var, havası batın var, havası zahir var. Havası zahir dediğimiz görmek, işitmek, tatmak, koklamak, dokunarak hissetmek. Havası batın dediğimiz ise beş şeydir o da. Bir, hissi müşterek, hayal, mütesarrifa, vehim, hafıza. Bir insanın hayal etmesi kolaydır. Bir şeyi hayal etmesi kolaydır. Nasıl mı? Bakınız mesela üçgen diyoruz. Ne dedik onlar için? Üçgen, dörtgen, beşgen, altıken ve nahviha. Lemma kânet umuren tahyili yeten dedik. Bunlar tahyili işler. Evet öyle üçgen. Üç tane çizgiden yan yana gelmiş. Biri altta ikisi yandan. Nedir? Bir şekildir öyle değil mi? Üçgen bu. Şimdi böyle deyince bu hayali olan şey, hayal ile idrak edilen şey demektir. Hayalde ne var? Beş merhale var dedik. Bir hissi müşterek. Bu herkeste var. İlk algılama. Bu şekilleri ilk algılama. Ondan sonra hayal bölümü gelir zihinde. O da nedir? O ilk algılanan şeylerin depolandığı yerdir. Mutasarrıfa vasıtasıyla mutasarrıfa ve him vasıtasıyla o depoda algılanan şeyleri ne yapar? İşte böyle üçgen, dörtgen, beşgen çizgileri şekillendirir. Ve nereye atar? Hafızaya atar. O da şekillenmişlerin atıldığı depodur. Şimdi hayal etmek böyle kolay. Ama mana cinsi olan miktar mutlak hendesenin mavduğu o. O olduğu halde o tamamen akıl ile bağlantılı olduğundan dolayı şimdi bir ifade kullanıyor burada Mullah Hüseyin. Diyor ki ve idrakül burhan delili idrak etme. Mesela diyorsun ki hada mutellesun. Bu bir sonuç. Buna delil getiriyorsun. Niye? Liennehu diyerek başlıyorsun anlatmaya. İşte buna delil getirmek derler. İşte o delili idrak etme. İdrakül burhan. Delili idrak etme. Neye delil? Ala luhukul um umuri takhiliyeti tahyili üçgen, dörtgen, beşgen bunlar hep hayaliydi diyorduk ya. işlerin lahik olması bitişmesinde. Neye bitişmesi? Lilmanel cinsiyi. O manay cinsi dediğimiz miktara mutlaka. O manay cinsi gel ma hayali. O hayalden uzak. Hayalden uzak olan manay cinsiye. Tahyili olan üçgen, dörtgen, beşgen gibi şeylerin, işlerin luhukuna delili idrak etme. Yani hada mükellesün dedikten sonra bu niye mükellestir, üçgendir diye getirecek olduğun o delili idrak etmek neyle olur? Onu diyor idraki cinsi olan, hayalden uzak, cinsi manaya ruhunu idrak etme fi gayeti işkali. Son derece zordur. Ve ala luhukiha o üçgen, dörtgen, beşgen dediğiniz şeylerin luhuku. Neye lin nev'iyyati cinse değil. Nev'iyyata yani e, hat, satı, cismi talimi dediğimiz o nev'ilere luhuku bitişmesi binan ala ennen nev'a akrabu minel cins ilel hayal. Çünkü nev cinsten hayale daha yakındır. Biraz önce söyledik. Bir nev var, onun üstünde cins var. Cinsi geçtiğiniz zaman kapsamı çok daha genişler. Dolayısıyla cinsi siz hayal ederek kavrayamazsınız. Ya onu ancak akılla kavrarsınız. Çünkü kapsamı çok genişlemiştir. Ama onun altındaki nev'ileri hayal ile kavrayabilirsiniz. Dolayısıyla ve ala ha üçgen, dörtgen, beşgen dediğimiz geometri ilminin ee, bunlar geometri ilminde ne idi? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi avarızlardır bunlar. Üçgen, dörtgen, beşgen. Bunlar avarız datiyedir. Çünkü biliyorsunuz avarız datiye olan şeyler mesailde mahmul vakı olur. Hada mütelleşün diyorsun. İşte bak müselles üçgen demektir. Geometrinin mesailinden, mesailinden birinde meseleşinde ne vakı oldu? Mahmul vak oldu. İşte o üçgen dörtgen dediğimiz bu mahmullerin luhuku neye li nev'ilere. Nev binaen ala enne nev'a nedir diyecek? Akrabu eshelu anil bali zihne daha kolaydır diye haberi gelecek. İşte bu üçgen, dörtgen, beşgenin nev'iyyata hat satı cismi talimiye luhuku binaen ala enne nev'a akrabu minel cinsi ilel hayal nev'a hayale cinsten daha yakın olmasına binaen Onların üçgen, dörtgen, beşgen dediğimiz şeylerin nev'iyata, hat, satı, cismi, talimiye, lühuku bitişmesi eshelu alel bali. Zihne daha kolaydır. İşte durum böyle olunca diğer bir ifadeyle lemma ya geçelim gene başında lemma kanet umuran tahili yeten bu teşkilat geometrideki şekiller üçgen dörtgen beşgen bunlar tahili işler olunca kamu ikame ettiler envâ'ı mavdu'il hendeşeti hendeşe geometri ilminin mavdu'unun nev'ilerini yani hat satı cismi talimi mavdu'u neydi geometri ilminin miktarı mutlaktı onun nev'ileri neydi hat satı cismi talimi işte o nev'ileri neyin yerine koydular mutlak miktarın mukame ha hendeşenin mavdu'unun yerine koydular yani cinsin yerine koydular. Koydular da hendese ilminin mevduğu nedir dediler. Dediler ki hat satış cismi talimidir. Şimdi bunu duyan birisi de hemen çıkıp diyecektir ki bak burada geometri ilminin e, mesailindeki mahmuller izafeti mahsusaya rücu etmediği halde geometri ilminin mevduğu birden fazla diye itiraz edecek bazıları. İşte o itiraza bu cevaptır. Hayır. Geometri ilminin mevduğu miktarı mutlaktır, tektir. Bir ilmin mevduğunun birden fazla olabilmesi ancak mahmuller izafeti mahsusaya raci olduğu zamandadır. Burada öyle bir şey yok. Yoksa bu ilmin mevduğu birden fazla olamaz. Ama ne diyorlar? Diyorlar ki geometri ilminin mevdu o, cismi talimidir. Onu söylemelerinin gerekçesini biraz önce söyledik. Normalde geometri ilminin mevdu tektir. O da miktarı mutlaktır. Ancak hada mutellesün denildiği zamanda bunu illetlendirmeyi kolay kavrayabilmek için akli olan cinsten nev'a yani umur tahyili olan nev'a müracaat edildi de kolaylaştırmak için, delili anlamayı kolaylaştırmak için tuttular. Geometri ilminin mevduğu hat, satı, cismi talimidir dediler. Yani nev'iyatı, cinsin nev'ilerini böyle takdim ettiler. Yoksa onlar gerçekte ne değiller? Geometri ilminin mevduğu değiller. Bilakis geometri ilminin mevduğu olan miktar mutlakın nev'ileridir. Bunu böyle yaptılar diyor. Ben beş salüsü. Üçüncüyü de inşallah bir sonraki derse bırakalım. Çünkü o da biraz yorucu ama yorucu bölümler bitiyor inşallah. Ondan sonra Allah nasip ederse çok hızlı bir şekilde usulü anlatmaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmail Yayın Evi sundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد